Dilekçeyi vermek istedik. Gelecek kişiler alacak diye bizden almadı. Yani bu vekilim, bu potanın dolması da tarlalara hastalık girdiğinden mesela 7-8 aldığımız tarla 1'e 2 verdi. Bugün adam 20 dönüm yer ekti, 2 aldığını ne yapar? 40 ton pancar yapar. Öbür türlü 100 ton pancar alıyordu 20 dönümde. Hastalığı mücbir sebep saymıyorlar. He. Bu hastalıktan dolayı alamadı. Hani adam sattı değil sağa sola. Daha önce hastalık var mı? Vardı. Evet, hala daha borcu civarında hastalığımız var yani. Hayır, toprağın kendi gayrı. Toprak yaşlandığından dolayı bazı bir hastalık veriyor. Bu da eskiden fabrika takip ediyor muydu? Ederdi canım. Evet. Dilekçemizi kabul ederdi. Tarlaya varırdı, dilekçeyi kabul ediyordu. Mesela diyordu ki bu adam kotasını 100 tonsa 50 ton anca yatırır veya 30 ton anca yatırır deyip kalanını rapor tutardı. Çavuşlar arazi geliyordu, gözleriyle koyuyordu. Geçen sene bir tane şey bulunmadı yani, sorumluluk kimse olmadı. Burada o 40 kişinin dilekçesi alınmış, kotayı dolduramayacağım diye, ondan sonra kalanları satıldığından dolayı onlar gelenler alacak diyerekten rapor tutulmuş. Kabul etmedi. Kabul etmemişler yani. Milletin mağduru da bu. Pancarda 200, satın alınmış, Satakhan'da 200 liraya çıkınca adamın gücü yok, alamadı pancarın üstüne yatıramadı. 200 lira nasıl pancar alsın? Bugün 100 ton pancar alınmaz mı ya? Peki bir şey söyleyeyim. Bu yıl rekorda düştü herhalde değil mi? Çok düştü, evet düştü. O neden? Hastalıktan işte bu. Peki alımlardaki uyguladıkları yöntemlerden düşmedi mi? Ondan düştü. Neden düşürdü? Şeker oranımızı düşürdü. Buralar silo yapıldı değil mi? Evet. Her tarafa mahallelerine silo yapıldı.